kısmında ilgili bildiri yayınladı. O kelimeyi kullanmak istemiyorum ama adeta muhtıra verdi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç geçmişle bugünü kıyasladı. Artık Anayasa Mahkemesi'nde bir parti kapatılması konusunda aradığı tek ölçü terör ve şiddetle olan bağlantısı ve ona yakınlığıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ndeki parti kapatma gibi bir olayla kolay kolay karşı karşıya kalmayacaktır. Sözü parti kapatma davalarına getirdi. Artık dava açmakta, parti kapatmakta kolay olmayacak dedi. Yasaklar, yaşatılan kesimler daha da güçlenmekle kalmamış, verilen kararlarla toplum kesimleri arasındaki çatlağın derinleşmesine katkı sunulmuştur. İsim vermedi ancak adres gösterdi. Yapılan düzenlemelere değindi. Siyasi ve sosyal tarihimiz etkileri yıllarca sürmekte olan anlamsız, hayali, korku ve endişe yüklü düşüncelerle toplumun bazı kesimlerinin hayat tarzlarına yapılan müdahalelerin izleriyle doludur. Bunlara yeni halkalar eklemek yorgun vicdanları daha da yoruyor. Toplum vicdanı ikna edilmeden atılan adımlar demokratik hukuk devletinin sicilini bozmaktan başka bir sonuç doğurmadı. Nefret söylemi uyarısında bulundu. Sokakta, meydanlarda, okulda, statlarda, eğlence yerlerinde, trafikte, medyada, televizyon programlarında hakim olan şiddet ve gerilim geleceğin Türkiye'sinin bence en önemli potansiyel tehlikesidir. Yeni anayasa içinse ayrı bir başlık açtı. Zaman zaman umutsuzluğa kapılsak da bekleyişimiz son ana kadar devam etmelidir. Kendi kırmızı çizgisini insanlık onuru olarak açıklamıştı Başkan Kılıç. O sözlere gelen eleştirilere de yanıt verdi. Anayasamızda yazılı olan cumhuriyetin ve ona bağlı olan niteliklerinin de tek amacı onurlu bir insan, onurlu bir millet ve onurlu bir devlet oluşturmaktır.